Şehrin Süleyman'ın yaşadığı kısmında 461 tane bina varmış. Süleyman bu evlerin 352 tanesinin apartman olduğunu saymış. Apartman olmayan binaların sayısı kaçtır demişler. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Evet, 461 tane bina vardı, öyle değil mi? Bu binaların kaç tanesinin apartman olmadığını öğrenmek istiyoruz. 352 tanesinin apartman olduğunu da biliyoruz. O halde 461'den apartman olan binaların sayısını çıkarırsak, binalardan kaçının apartman olmadığını bulabiliriz. 461 eksi 352. Daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız, bu tür işlemleri yapmanın farklı yolları vardır. Mesela 352'yi basamak değerlerine göre parçalayabiliriz. Demek istediğim bu işlem 461 eksi 3 yüzlük yani 300 eksi 5 onluk yani 50 ve eksi 2'ye eşittir. 461 eksi 300 161 eder. 161'den de 50 çıkınca 111 kalır değil mi? İsterseniz bunu buradaki 6 onluktan 5 onluk çıkarmak olarak da düşünebilirsiniz. Böyle yapınca da geriye bir yüzlük, bir onluk ve bir birlik kalır. Son olarak bundan bir de 2 çıkarırsak, 11 eksi 2 9 ettiğine göre 111 eksi 2'nin sonucu 109 olur. Az önce de söylediğim gibi, bu çıkarma işlemini yapmanın farklı yolları vardır. Mesela 461'den 50 ya da 350 de çıkarabilirsiniz. Bundan sonra bir de 2 çıkarırsanız da işlemin sonucunu bulmuş olursunuz. Şöyle yapalım, 461'den 2 çıkarsa 459 kalır. Bundan 2 çıkınca da 350, öyle değil mi? Bu sayıların ikisine de aynı sayıyı ekleyip çıkarırsanız fark değişmez. 400'lük eksi 300'lük bir yüzlük eder. 59 eksi 50 de 9, yani sonuç aynıdır. Burada önemli olan 461'den 352'yi çıkarma'nın bir sürü farklı yolu olduğunu anlamanız.